Şimdi Avrupa'ya hidrojen ihraç eden bir ülke olabiliriz rahatlıkla. Geleceğin enerji kaynağı olarak lanse edilen hidrojen hem temizi hem de potansiyeliyle dikkat çekiyor. Üretiminin ise gelişen teknolojiyle ucuzlayacağı tahmin ediliyor. Hidrojenin güzel tarafı, hidrojen teknolojinin gelişimiyle esasında birebir paralelde giden bir şey. Teknoloji geliştikçe ve o hidrojeni çok daha verimli bir şekilde üretilebileceği ortaya çıkınca birden hidrojene olan bir bakış açısı değişti. Şimdi yeşil hidrojen dediğimiz bir üretim şekli var. Bu nedir? İşte hidrojeni üretiyorsunuz fakat yenilenebilir kaynakları kullanarak üretiyorsunuz. Dolayısıyla işte güneş enerjisi kullanıyorsunuz, rüzgar enerjisi kullanıyorsunuz ve hidrojeni o şekilde üretiyorsunuz. Ne oluyor? O hidrojeni üretirken herhangi bir karbon salınımı yapmamış oluyorsunuz. Ve hidrojeni de isterseniz mesela mevcut doğalgaz gibi kaynaklarla harmanlayabiliyorsunuz. İsterseniz direkt hidrojen olarak mevcut doğalgaz altyapısını kullanarak, mesela boru hatlarını kullanarak taşıyabiliyorsunuz. Onun için o anlamda çok güzel bir çözüm. Tüm dünyanın dikkat izlediği hidrojen konusunda pek çok ülke liderliği ele geçirmek için hızla yatırım yapmaya başladı. Türkiye'de hidrojenle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği bir ülke. Onun öneminin ben gitgide artacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan gibi şu anda tamamen fosil yakıt odaklı ülkeler bile önümüzdeki dönemde hidrojene yapacakları büyük yatırımları açıklamaya başladılar. Suudi Arabistan dünyada hidrojende pazar lideri olmak istediğini açıkladı belli bir süre sonra. Yani bu çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Yüz milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor. Türkiye'nin hidrojende bence şöyle bir şansı var. Türkiye'de yenilenebilir enerji çok iyi bir düzeyde. Ve yenilenebilir enerji kullanarak hidrojen üretme imkanı var Türkiye'nin. Ürettiği hidrojeni de satma imkanı var. Dolayısıyla yurt dışına, mesela şimdi Avrupa'da özellikle bu son dönemdeki iklim değişikliğiyle ilgili kanunların bir yaptırımı olarak Avrupa'da belli kaynaklar daha çok kullanılması gerekiyor. Bunların bir tanesi de hidrojen. Şimdi Avrupa'ya hidrojen ihraç eden bir ülke olabiliriz rahatlıkla.